Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Ağustos 2019 Çarşamba. Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı, devrimci televizyonda, televizyon gazetesine başladık. Ne var? Var. Var gündem yüklü yani. Şundan yüklü. Mesela İdlib meselesi var. İdlib'te ne oluyor? Astana sürecini hedef al demiş. Aydınlık 1. ve 11. sayfalarında kim hedef almış Astana sürecini? O meşhur CHP'li. İsmi neydi ya? İsmi neydi? Ünal Çeviköz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Astana sürecini hedef almış. Bir tek o hedef almadı ki. Gizliden Karar Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi falan gibi bir takım yayın organları da Astana sürecini hedef alıyor bu ara. Rusya gözlem noktasını taşıyalım demiş. Mevlüt Çavuşoğlu da tam tersini söylüyor. Taşımayacağız, yerinde kalacak, gereken her türlü önlemi alacağız diyor. Astana'ya saldırdı demiş Yeni Şafak 11. sayfalarında. Ama saldırının Esad olduğunu ileri sürüyor. Daha doğru bir deyimle, onların deyimiyle yani daha doğru bir deyimle değil de tırnak içinde söyleyeyim. Esad rejiminin Astana'ya saldırdığını söylüyor. Ne yapalım? Suriye ile savaşalım mı? Amerika ile mi devam edelim? Ha? Yani kafa bu kafa işte. Türkiye'nin İdlib açmazı demiş Cumhuriyet. Bu haberi niye buraya yazmışım ki? Kayyum kararının ardında ne var diye bir alt bölüme yazmam lazımmış. Karar Gazetesi yine Astana sürecine saldırıyor. Bu muydu? Mutabakat, Soçi mutabakatına da saldırıyor. Bunlara bakacağız. İkinci bölümde bakacağız. Bunlara biraz ayrıntılı bakacağız. Bunun dışında ne var? İşte bu kayyum meselesi var. Hala devam ediyor. Şimdi okuyabiliriz o yazının başlığını. Kayyum kararının ardında ne var diye bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Okumakta fayda var. HDP belediyelerinde görevden alma Vatan Partisi'nin programıdır diye bir başlık görüyoruz. Soylu eleştirilere yanıt vermiş. Huzur ve hizmet gelecek demiş Yeni Şafak 1. sayfasından. Ekrem Bey acaba Bodrum'dan mı verdi bu demeci, İstanbul'dan mı verdi? Herkes haddini bilecek demiş görevden almalarla ilgili. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ekrem Bey herkes haddini bilecek. Bir dur. Diyarbakır Mardin Van diye bir yazı yazmış Yavuz Donat. Ve HDP'li vekillerden kara propaganda, Türkiye Kürtlere karşı bir soykırım uyguluyor demişler. Ya insanda biraz utanma olur, sıkılma olur, yüz olur. İran bizimle savaş ABD için korkunç olur demiş. Başka ne var? Ölmeden önce aklanmak istiyorum demiş İsmail Hakkı Karadayı. Bu 28 Şubat darbe davasıyla ilgili mahkemeye başvurmuş, İstinaf Mahkemesi'ne. Onurlu bir duruş göstermiş. Tamam işte bu davada böyle kaldı bilmem ne oldu falan diye şükür içeri girmedik falan diye bir duruş değil bu. Kardeşim işin doğrusu neyse o ortaya çıksın demiş. Aklanmak istiyorum demiş. Doğu Akdeniz rezervleri göz kamaştırıyor. Doğu Akdeniz'de bütün bu patırtı nereden çıkıyor? Sözcü gazetesi yazmış. O profesör yine sahnede. Kıbrıs'la ilgili bir sıkıntı bu. Kıbrıs'ta ne var? Ona da bir bakacağız. Ne yapalım Emel, sevgili yönetmenim? Bir şeyi verelim. İsterseniz bu ölmeden önce aklanmak istiyorum konusunu bir verelim. Sayın Karadayı ne demek istiyor onu bir anlayalım. Ondan sonra biraz ceple ilgili bir şeye, neye? Memur sen sahaya indi. Anlaşma sağlanamadı. Ona bir bakalım. Hadi başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet, ölmeden önce aklanmak istiyorum. Emekli Orgeneral Karadayı İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Ne dedi? Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı
28 Şubat davasına ilişkin sürecin hızlandırılmasını istedi ve şöyle dedi. 88 yaşındayım. Şerefimle bu devletin en üst seviyesinde rütbesini taşıdım. Bana, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk milletine ve Türk hukukuna yapılan bu haksızlık, bu ayıp giderilmeli ve üzerimizdeki atılmaya çalışılan bu haksız leke silinmelidir. Güzel. Hem FETÖ'yle mücadele ediliyor deyip hem de FETÖ'nün hazırladığı soruşturmayı ve kovuşturmayı yapanları bu nedenle bırakın soruşturmaya tabi tutmayı, onların hedefindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu lekeleyici davayı devam ettirip mahkumiyetle tamamlamak, kararı veren mahkeme bakımından izahı mümkün olmayan bir durum olduğu gibi gelecekte hukuk ve tarih karşısında sorumluluk getirecektir demiş. Biraz ayrıntıya girersek Olcay Kabaktepe'nin haberinden, Olcay'ı da bu ara tebrik edelim. Aydınlık Gazetesi'nde güzel haberlerini okuyoruz. Çalışkan bir gazeteci arkadaşımız. Ona da kolay gelsin diyelim elimizdeymişken. 28 Şubat davasında yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, avukatı Erol Yılmaz Aras aracılığıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak dosyalarının öne alınmasını istedi. Karadayı başvuru dilekçesinde bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır. Ölmeden önce aklanmak istiyorum dedi. Avukat Aras da müvekkilinin kanser hastası olduğunu ve yürüyemeyecek durumda olduğunu kaydederek yerel mahkeme kararının bozulmasını istedi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 103 sanıklı 28 Şubat davasında karar 13 Nisan 2018'de açıklanmıştı. Davada dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Birin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilirken 68 sanık beraat etmiş, 14 sanık hakkındaki dava ise düşürülmüştü. Gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte dosya istinaf mahkemesine taşındı. Diğer yandan müebbet hapis cezası verilen sanıklardan bir kısmı da dosyalarının öne alınması gerektiğini dile getirmeye başladılar. İşte bunların başında da İsmail Hakkı Karadayı geliyor. İsmail Hakkı Karadayı'nın avukatı Erol Yılmaz Aras da bu doğrultuda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'ne başvurdu. Karadayı başvuru dilekçesinde şöyle diyor. Mesele burada zaten. Bana ve arkadaşlarıma yönelik bu haksız suçlama çok ağrıma gidiyor. Biz kesinlikle hukukun içinde kaldık. Darbe yapmak aklımızın ucundan geçmedi. Hükümet parlamentoda değişti, güven oyu aldı. O siyasi sürece hiçbir etkimiz ya da cebri bir müdahalemiz olmadı. İstifa eden hükümet zorla devrildi nasıl denebilir? Yasada darbenin tarifi ilkokul düzeyinde anlaşılır açıklıkta yazılı değil midir? Biz o zaman emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik diyen Karadayı şöyle sürdürüyor. Ancak 20 yıl sonra olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ'cü polis ve hakim savcıların düzenlediği FETÖ'nün en son ve en pespaye kumpaslarından biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır. Hem FETÖ ile mücadele ediliyor deyip hem de FETÖ'nün hazırladığı soruşturmayı ve kovuşturmayı yapanları bu nedenle bırakın soruşturmaya tabi tutmayı, onların hedefindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu lekeleyici davayı devam ettirip mahkumiyetle tamamlamak, kararı veren mahkeme bakımından izahı mümkün olmayan bir durum olduğu gibi gelecekte hukuk ve tarih karşısında sorumluluk getirecektir. İstinaf Mahkemesi'nden bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu ve büyük haksızlığı daha fazla bekletmeden ortadan kaldırmasını talep etmeyi kendi adıma artık ertelenemez bir görev olarak addetmemin sanırım yadırgayan olmayacaktır. En doğal hakkım olarak ölmeden önce aklanmak istiyorum ifadesini kullanan Karadayı dilekçesinde şöyle diyor son bölümünde. Türk adaletine güveniyorum. Bu toplum 60 ihtilalini, 12 Eylül ihtilalini ve en son Türk ordusuna yönelik kanlı kalkışma eylemini yaşadı. Darbenin ne olduğunu, nasıl olduğunu herkes çok iyi bilir. Bu nedenle bir kez daha altını çiziyorum ki 28 Şubat'ta hiçbir şekilde darbe olmamıştır. Kanunilik prensibi, yargılamanın makul sürede bitirilmesi ki 7 yılı aşkın bir süredir soruşturmaya, kovuşturma devam ediyor ve evrensel hukuk kuralları işletilerek hakkımız teslim edilmelidir. 88 yaşındayım. Şerefimle bu devletin en üst seviyede rütbesini taşıdım. Bana, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk milletine ve Türk hukukuna yapılan bu haksızlık, bu ayıp giderilmeli ve üzerimizdeki atılmaya çalışılan bu haksız leke silinmelidir. Aksi takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri Türk yargısına kırgın kalacaktır. Durum bu. Şimdi Karadayı diyor ki,
60 ihtilalini, 12 Eylül ihtilalini en son Türk ordusuna yönelik kanlı kalkışmanın nasıl olduğunu herkes çok iyi bilir. Darbenin ne olduğunu, nasıl olduğunu herkes çok iyi bilir. Zaten onlar da biliyorlar 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını. O yüzden de ne diyorlar? Postmodern darbe diyorlar. Darbe diyemiyorlar ki, postmodern darbe diyorlar. Peki İsmail Hakkı Karadayı gibi biri neden bu darbe marbe sözleriyle suçlanıyor? Bakın İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat kararlarında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınması hasebiyle, tavsiye edilmesi hasebiyle imzası olan biridir. 28 Şubat kararları nedir? FETÖ benzeri yapılanmaların, kökü dışarıda yapılanmaların, Amerikancı yapılanmaların, ileride 20 yıl sonra darbe yapabilecek yapılanmaların kökünün kazınmasını isteyen biridir ve FETÖ'nün hedefi olmuştur. Başka nedir? İsmail Hakkı Karadayı yine Amerika'nın bir başka aracı PKK ve Barzani'nin adamlarını Güneş Harekatı'yla, Çelik Harekatı'yla ezmiş bir komutandır. Amerika'ya açıkça tavır almış bir komutandır. Amerika'ya gitmemiş bir komutandır. Şimdi artık hala hem Amerika'yla savaşıyorsunuz hem de İsmail Hakkı Karadayı gibi Amerika'yı 20 yıl önce hedef alan, Amerika'nın Türkiye'deki casusluk ve operasyon örgütlerini ve terör örgütlerini 20 yıl önce hedef alan birini hala müebbet hapisle mahkum etmeye çalışıyorsunuz. Yanlışlık burada. Yanlışlık burada. Düzeleceğini umuyorum. Bakın işte haksızlık yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, tamam ama hapse de atamadılar ha. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Peki biraz cebe bakalım mı? Deniz şeye bakalım. Memur sene bakalım. Memur sen sahaya indi demişti değil mi? O haberden bir devam edelim bakalım. Memur sen sahaya indi. Bayrama da eyleme de hazırız demiş memur sen. Önceki günde zaten sendika başkanının açıklamasını vermiştik. Hükümetin teklifini yenilemesini bekleyen memur sen bir yanıt alamayınca sahaya indi. Dün iş bırakma eylemlerine başladı. Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen memur sen dün sahaya indi. İş bırakma ile Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın önüne cüzdan bırakma eylemi yapıldı. 5. dönem toplu sözleşmeleri için hükümetin ilk teklifini revize ederek yaptığı 2020 yılı için %4+4. Abi enflasyon %24. Sen 4+4 diyorsun memura ya. 2021 yılı içinse 3+3 zam teklifi de memur sen tarafından kabul edilmemişti. Sendika Başkanı Ali Yalçın hükümetin dün yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti ancak hükümetten bir açıklama gelmedi. Yalçın eylemde yaptığı konuşmada kamu işvereninin 16 ve 18 Ağustos'ta ifade ettiği zam oranlarıyla maaş ve ücret zammı beklentisini karşılayacak bir çıta ortaya konulmadığını söyledi. Hakikaten de az ya. Yani bu şey değil, makul değil. İş bırakma eylemine başladıklarını hatırlatan Yalçın şöyle devam etmiş. Cüzdanlarının boş kalmasını engelleyecek adaletli ülke, güçlü ve büyük ülke sıfatına sahip olduğuna inanıyoruz. Toplu sözleşme masasından çözüm üretmek için müzakere istiyoruz, iş bırakıyoruz ve boş cüzdanlarınızı buraya atıyoruz. Ya doldurur bayram ettirir ya boş bırakır eyleme devam ettirirler. Bayrama da eyleme de hazırız. Çünkü biz Türkiye'nin büyüklüğüne sahip çıkan, inanan emekçi insanlarız. Güzel. Peki ne oldu? Dün akşam bir tweet geldi. Ne yapayım ne? Ha tamam. Tamam onu gördüm. Dün akşam bir tweet geldi Ali Yalçın'dan. Akşam saatlerinde 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır biçiminde bir tweet. Yani ne olacak şimdi? Hakem heyetine mi gidecek? Hakem heyetinde kimler var? Hakem heyetine giderse ne olacak? Ya da gitmeyecek mi? Bilmiyorum ki tam prosedürü, galiba hakem heyetine gidecek. Giderse ne olur? Bundan sonraki süreçte ne olur? Cüzdan bırakma eylemi hükümetin tavrını değiştirebilecek güçte bir eylem mi falan? Bunları tabii bu konuların uzmanına Sayın Yıldırım Koç'a soracağız. Sayın Koç merhabalar. Merhaba Halil Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk, bunu da söyleyeyim hemen. Sağ ol. Sayın Koç, memur sen 2-3 gündür üst üste açıklamalar yaptı. Bizi sahaya sürmek istiyorlar dedi, biz sahaya girmek istemiyoruz dedi ama sonunda işte iş bırakma eylemi, erken paydos gibi ya da cüzdan bırakma eylemleri gibi eylemlere başladılar. Dün akşam da Sayın Yalçın'ın bir tweetini gördük, uzlaşma sağlanamadı diye.
Bu noktaya memurlar nereden geldi? Yapılan eylemler hükümeti etkileyebilecek güçte eylemler mi? Ve ne olacak bundan sonra? Bu konularda bizi aydınlatır mısınız? Tabii. Önce isterseniz hukuki sürece bakalım. Şu anda yürürlükte olan bu konudaki mevzuatın öngördüğü düzenleme şöyle. Bir uyuşmazlık çıkarsa, bu uyuşmazlık kamu görevlileri hakem kurulu adıyla bir kurula yönlendiriliyor. Bu yani bizim işçiler söz konusu olduğunda yüksek hakem kurulu vardır. Burada yüksek hakem kurulu değil, kamu görevlileri hakem kurulu var. Burada Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği kişiler çoğunlukta. Şöyle izleyicilerimizi yormamak için çok ayrıntıya girmeyeyim ama 11 üyeli kuruluş var. Bu 11 üyeli kamu görevlileri hakem kurulunun sadece 4 üyesi sendikalar tarafından belirleniyor. Bu 4 üyenin ikisini Memur Sen, birini Türkiye Kamu Sen, birini de KESK belirleyecek. Diğer 7 üyenin 6'sı doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Biri de yine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sendikaların önereceği öğretim üyeleri arasından seçilerek belirleniyor. Yani bir kere bu konuda 11 üyeli kamu görevlileri hakem kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği kişiler 6 artı 1, 7 kişi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda nihai kararı verecek. Bu kararlar bağlayıcı. Hukuki ifadeyi kullanırsak bir mecburi tahkim söz konusu. Yani buradaki hakem kararına bir itiraz yapılamıyor. Bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve kamu görevlilerine bağlayan bir toplu iş sözleşmesi olarak ortaya çıkacak. Şimdi bu açıdan bakıldığında iş pek tatlı değil. Tabii adam öldürsem, yargılansam, müebbet hapis alsam bunun bile şeyi var. ne denir bir, hukukta ona? Bir temyiz süreci var. Evet. Bir süreci var yani. Bunun niye yok? Bir. İkincisi, burada yok böyle bu iş. İkincisi işçiler niye Yüksek Hakem Kurulu'na gidiyor da bunlar niye kamu hakem kurulu diye bir şey oluşturulmuş? Oraya niye gidiyorlar onu da anlamadım. İki ayrı kanun söz konusu. İşçiler 6356 sayılı kanun 2012'de çıktı, ona bağlılar. Kamu görevlileri yani memurlar ve sözleşmeli personel ise 4688 sayılı kanuna tabi. 2001'de çıktı, 2012'de önemli değişiklikler olmuştu. İki farklı süreç. Zaten şu da farklı. Mesela işçilerde sendika üyesi değilseniz toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için bir dayanışma aidatı ödemek zorundasınız. Burada sendikalı olsun olmasın tüm kamu çalışanları, tüm kamu görevlileri sonuçta ortaya çıkan metinden yararlanabiliyor. Bir kere böyle bir ayrı düzenleme var. Burada tabii zorunlu hakeme başvurma ve hakem kararının bağlayıcı olması çok olumsuz. Öncelikle vurgulanması gereken nokta şu, bu düzenleme Türkiye'nin onayladığı ve anayasamızın 90. maddesine göre bizim kanunlarımızın üstünde yer alan ve uygulanması mecburi olan uluslararası sözleşmelere temelden aykırı. İkinci nokta sizin sorunuzla da bağlantılı. Bu cüzdan atma eylemleri filan işe yarar mı? Yaramaz. Yani bu özellikle Memur Sen şu anda 1 milyon üzerinde memur üyeye sahip etkili bir kuruluş. 2002 yılında üye sayıları 42 bindi. Şimdi 1 milyonun üstünde. Yani AKP iktidarı döneminde AKP ile çok yakın işbirliği içinde olarak üye sayısını artırmış bir örgütün Memur Sen. Bu nedenle de sıkıntı içindeler. Yani bugüne kadar memurların satın alma gücü AKP iktidarı döneminde artmıştı. Ama şimdi enflasyon oranının yükseleceği tahmin edilen koşullarda memurların satın alma gücü düşecek. Düşüp dönem sonunda enflasyon farkı nedeniyle diye bir ek ödeme yapacaklar ama önce kaybedeceksiniz, sonra kaybettiğinizi bir miktar geri alacaksınız. Tekrar kaybedeceksiniz, bir miktar daha alacaksınız. Ve enflasyon oranı yükseldiğinde memurlar açıkçası ilk kez sorumlu olarak da Memur Sen'i görecekleri koşullarda satın alma güçlerinde ciddi bir geçici azalmalar, kaybın telafisi tekrar geçici azalmalardan oluşan bir 4 tane 6 aylık dönem yaşayacak. Burada
Güzel fırlatmalar falan benim aklıma 89 bahar eylemlerini getirdi. Siz de bilirsiniz o yıllarda bazı eylemler çok etkiliydi. Bazıları da işte bıyığının yarısını kesme, saçının yarısını tıraş ettirme gibi komik eylemlerdi. Yani bana cüzdan fırlatma Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrını değiştirecek etkiyi yaratır mı derseniz. Yani ben hani tamam eylem yapsınlar güzel adım adım da bu eylemleri geliştirebilirler. Burada kritik nokta şu, ellerinde çok geniş eylem olanakları var. 657 sayılı devlet memurları kanunu grevi yasaklıyor ama Türkiye'nin onayladığı ve uluslararası sözleşme uyarınca yasal hak olarak tanımak zorunda olduğu çok geniş eylemler var. Genel grev bunlardan biri. Yani öyle basitçe iş durdurmanın ötesinde daha etkili eylemler var. Genel grev hakkı var mı memurların? Yani şöyle, Türkiye biliyorsunuz Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun üyesi. Evet. ILO'nun bu konuda bağlayıcı kararları var. O kararlardan biri diyor ki, hele Türkiye'ye ilişkin kararlardan biridir o, barışçıl olmak koşuluyla, salt siyasal amaç gütmemek koşuluyla ve temel hizmetler diye belirlenen diyelim itfaiye, sağlık hizmetleri gibi alanlar olmamak koşuluyla genel grev, dayanışma grevi, işe başlatma, iş durdurma gibi her türlü eylem yasaldır diyor. Türkiye Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına 2004 Mayıs'ında eklenen hükümle bunu iç mevzuatımızın üstünde kabul etmek mecburiyetinde, anayasamızın emredici hükmü bu. Bu nedenle Türkiye'de bugüne kadar memurlar genel grev kararları aldılar. Özellikle 2009-2010 yıllarında tekel direnişi sırasında alınan kararları falan hatırlayın. Evet. Bu anlamda bizim mevzuatımızda bu konuda yasaklayıcı hükümler varsa da anayasamızın 90. maddesi diyor ki onaylanmış uluslararası sözleşme ile iç mevzuatın çelişmesi durumunda uluslararası sözleşme uygulanır. Anayasanın emredici hükmü bu. Ha. Yani sizin yasanızdaki yasak zımnen mülgadır. Kağıt üzerinde orada olsa da hukuken yok hükmündedir. Anladım. O nedenle memurların genel grev hakkı da var. Aklıma bir olay geldi. Siz çok iyi bilirsiniz. Disk'in ilk yıllarında Kemal Türkler'in genel başkanlığında İstanbul'da evet, bir fabrika işgali vardı. Dışarıdan güvenlik görevlileri megafonla yaptığınız eylem yasa dışıdır, vazgeçin diye bağırıyorlardı. İçeriden Kemal Türkler yasa dışıdır ama anayasa içidir diye bağırıyordu. Şimdi yasa dışıdır ama Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına uygundur. Öyle mi diyeceğiz? Hayır, onun da ötesinde. Orada yasaklayan hüküm anayasanın emredici hükmü nedeniyle yoktur. Hmm. Yoktur. Yani 1962 yani bu toplu sözleşme grev yasasının daha çıkmadığı dönemdeki eylemlerle bağlantılıdır. Evet. Şimdiki çok daha sağlam dayanaklı. Anayasanın 90. maddesi diyor ki usulüne göre onaylanmış uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir ve bu uluslararası sözleşmelerle iç mevzuatımızın çeliştiği durumda uluslararası sözleşme uygulanır diyor. Bunun anlamı... Önleri açık memurların. Önleri açık, evet. Ve bu konuda yüksek yargı, yani Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bu tür davalar önüne geldiğinde bizim diyelim 657 sayılı devlet memurları kanunu yanlış anımsamıyorsam 125. maddesindeki yasakları değil uluslararası sözleşmeyi uyguluyor ve beraat kararları ve eylem yapanlar lehine kararlar verdi. Bu nedenle hani cüzdan atma atsınlar yani bir şey hani her türlü eylemdir, bir birlikteliktir, önemlidir ama bir Türkiye ekonomisi o kadar kötü yönetildi, o kadar kamu kaynakları o kadar kötü kullanıldı ki bu hükümetin bugünkü durumda, daha doğrusu hükümetin değil Sayın Cumhurbaşkanlığı hükümetinin bu konudaki politikalarının değiştirilmesi için öyle yüzde atmak falan yetmez. Yani 1 milyondan fazla üyesi var. Memur sen büyük mitingler düzenlemeli. Diğer demokratik kitle örgütlerinin desteğini alacak bir politika izlemeli. Bir de meselenin sadece ücret meselesi olmadığını
Türkiye'de çalışma mevzuatında diğer konular, üretim ekonomisine geçiş, yeniden kamuculuk, işte tank paletin özelleştirilmesi yerine devletin ekonomik alanındaki ağırlığın artırılması, yolsuzlukla mücadele, bu tür konuları gündeme getirmeli ki kaynak yaratılsın. Yani kamunun kaynaklarını artırmak gerekiyor. Zenginlerin vergilendirilmesi, halkın üzerindeki vergilerin azaltılıp büyük servet sahiplerinin ciddi biçimde vergilendirilmesi gibi hedeflerle hareket etmek zorunda. Yoksa hani ben daha fazla ücret isterim, onun için de cüzdanımı attım, bakın geldim önünüze. Yani bu sendikal harekette çok ağırlığı olan ve etki yaratabilecek eylemler değil. Anladım ama cüzdan da boş yani. Şimdi bir de gerçeği var. Şimdi nereden biliyorsun yani diyeceksiniz. Boş değil, biraz abartıyorlar. Yani öyle mi? Şöyle bakın, evet evet. Şimdi bakın bu konuda Devlet Planlama Teşkilatı 1963'ten beri yıllık programlar yayınlar. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı kapatılınca şu anda Cumhurbaşkanlığı yıllık programları diye yayınlanıyor. Ben oradaki verileri Maliye Bakanlığı'ndaki uzmanlarla doğru olup olmadığını sormuştum. Doğru olduğunu söylediler. Onları dikkate aldığınızda memurların satın alma gücü AKP iktidarı döneminde %50'nin üzerinde arttı. Ama insanlar o kadar çok açıldılar, borçlandılar ki tüketici kredisine yüklendiler, kredi kartına yüklendiler. Gelecekte elde edecekleri gelirleri açıkçası umut ederek çok büyük harcamalara girdiler. Araba aldı, ev aldı, cep telefonunu yeniledi, mobilyasını yeniledi. Çok açıldılar. Onun için çok borçları var. Ama öyle boş cüzdan falan yok. Bu hani propaganda amaçlı olarak söylenir ama bizlere bu işin doğrusunu söylemek düşer. Ama satın alma güçleri ciddi biçimde düşecek. Tekrar 6. ayın sonunda bunun bir kısmını geri alacaklar. Ama o kadar çok borçlandırıldılar ki o sade zinciri koptu şu anda. Yani Türkiye'de hane halklarının tüketici kredisi ve kredi kartı borçları gerçekten gelirlerinin çok 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 üstünde ve sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Ama öyle cüzdan boş, bunlar gerçekten bana 89 bahar eylemlerinde ilk böyle eylemler başladığında kullanılan, galiba mesela Diyarbakır Yol İş üyeleri karılarımızı boşuyoruz diye mahkemeye başvurmuşlardı. Ya da gerçekten oldu. Hatırlarsınız belki siz de. Yani Nisan 89'du, işçiler çıplak ayak yürüdüler, gazetelerde haber oldu. Ya çıplak ayak yürüsen ne olur, yürümesen ne olur? Ama o dönemde işte medyaya yansımada bu tür değişik örnekler kullanılıyordu. Ha, memur sen de boş cüzdan atmış, ha, iyi etmiş ama bilsin ki yani öyle boş cüzdan atarak bu işler halledilecek kadar basit değil. Bu Türkiye ekonomi politikasının kökten değişmesi, yeniden üretime yönelmesi, dışa bağımlılığın azalması, devletçiliğin yeniden gündeme gelmesi. Yani hasta kanser öyle ağrı kesici alarak bu işleri halletmek mümkün değil. Köklü çözümler gerekiyor. Yani cüzdan atma, kanserli hastanın ağrısını giderecek bir ağrı kesici veriyorsunuz. Milletin de dikkatini çekiyorsunuz. Ama yani öyle hastalığı çözüm bulamazsınız cüzdan atarak. Şimdi Sayın Koç, tamam bu süreci anladık ama başka bir şey var benim kafama takılan. Ben biraz takıntılı bir adamım, obsesif bir güzel, adamım. Ne güzel, sorgulayıcı olmak en güzel. Garip garip şeylere yani programınızın takılıyorum. Programınızın sizin bu kadar iyi izlenmesinin nedeni de sizin bu tavrınız zaten. Ha, peki o zaman takıntıya devam. Takıntım şu, bakın 80'li yıllar, 90'lı yıllar, 2000'li yıllar hep bürokrasiden şikayetle geçti. Hep bürokrasinin şişkin olmasından geçti. Ve hep hedefe kondu memur takımı. Halbuki şöyle de düşünebiliriz. Devlet memur demektir. Bürokrasi demektir. Yani siz ulus devlete saldıracaksanız memura saldıracaksınız. Bürokrasiye saldıracaksınız. Biraz memurların içinde bulunduğu durum bu liberal kesimin ulus devlete saldırmasının politikasının bir sonucu değil mi? Vallahi biraz değil. Bakın size değil bir iki rakam vereyim. Ben Ankara dışındayım. Rakamlar elimde değil ama hatırladığım rakamlar var. AKP iktidara geldiğinde devlet memuru sayısı 1.700.000.
2 yıl 3 yıl önce yaptığım bir hesaplama vardı. Emekli olanlar ve yeni alınanlar filan diye. Aşağı yukarı o 1 milyon 700 binin %60'ı emekli oldu bugüne kadar. Ve şu anda devlet memuru sayısı 2 milyon 700 bin. Yani bir kere AKP iktidarı döneminde AKP'nin oy tabanının genişletilmesi amacıyla memur sayısında ciddi artışlara gidildi. Ama bu memurlar tabii ki devletin asli unsurlarıdır, asli görevlerini yerine getirirler ama hani ben işte 70'ime geldim neredeyse, bizden önceki kuşağın devlet memurları anlayışında olan devlete sahip çıkan memurlar mı bunların hepsi, yoksa parti bağımlısı, partiden alınan talimatlara öncelik veren memurların sayısı ve oranı arttı mı? Biraz ikincisi gibi geliyor. Yani AKP çok önemli bir iş yapmıştı. AKP iktidara geldiğinde toplanan vergilerin, yani rahmetli Ecevit'in 57. hükümet döneminde toplanan vergilerin abartılı gibi gelmesin, %84'ü faiz ödemesine gidiyordu. AKP bunu %13'e kadar indirdi. Ve buradan sağlanan kaynakla oy tabanını artıracak biçimde yeni memur alımına yöneldi. Bu nedenle hani devlet memuru ile hükümet memurunu ayırmakta yarar var. Devlet Anladım. Memurları gerçekten önemli. Yani Atatürk döneminin 1930'ların, 40'ların, hatta 50'lerin, 60'ların, 70'lerin devlet memuru dediğinizde hani Özal'ın söylediği benim memurum işini bilir değil, vatanı için mücadele eden, çalışma mesai kavramı olmayan, yapılması iş yapılması gerektiğinde bunu yapan bir kitle vardı. Evet. Bugün o kitle yok. Bugün önemli ölçüde hükümet memuru gibi davranan ve açıkçası hani bu devlete ne ölçüde sahip çıktıkları sorgulandığında bazen hani çok iyi de yanıt veremediğiniz bir kitle söz konusu. Özelleştirmeyi savunan memurlar var, memur örgütleri var. Dışa bağımlılık konusunda ses çıkarmayan memur örgütleri var. Yani siz şeyi bilirsiniz, TÖS'ü falan hatırlayın 1960'lı yıllarda. Mesela Amerika'ya karşı herkes susarken o barış gönüllüleri ülkemizde casuslar, 1200 dolayında casus cirit atarken onlara karşı sesini çıkaran tek örgüt Türkiye Öğretmenler Sendikası'ydı. Devlete sahip çıkıyorlardı, milli eğitim istiyorlardı filan. Evet. Yani memuru ben böyle görmek istiyorum. Ama maalesef hani memurların büyük bir bölümünün parti memuru gibi davrandığını da üzülerek görüyorum. Ama insanlar yaşadıkça değişiyorlar. Yavaş yavaş bu partinin ve mevcut sistemin onların ekmeğine yönelik tavrı olumsuzlaştıkça zaman içinde devlet memuruna dönüşecekler parti memuru olmaktan çıkıp gibi geliyor bana, umudumu. Anladım. Peki vaktim azaldı hocam. Son olarak ya memurlar Buyurun. Şunu yapsa daha iyi olur diyebileceğiniz bir şey var mı? Bir öneriniz var mı? Yani bir kere miting yapsınlar. Halkın desteğini almak için daha etkili politikalar izlesinler, devletçiliği savunsunlar, kamuculuğu savunsunlar. Bir kere devlet memurunun öncelikli görevi bu. Yani hem durumu kendi kitlelerine daha iyi anlatsınlar, hem de halkın desteğini alabilmek amacıyla ellerinde geniş olanaklar var. Memur sen koca bir bina yaptırdı biliyor musunuz Ankara'da? Yani kaç katlı eksi bilmem kaç kat, yukarıya doğru da bir 20-25 kat. Yani oralara para harcayacaklarını, halkın desteğini alacak kampanyalar yürütsünler. Ancak o zaman olur. Yani bir de gerçekten Türkiye'nin bağımsızlığına sahip çıkarak, devletçiliği savunarak halkın desteğini alsınlar. Başka türlü alamazlar. Yoksa para isterim, para vermediler. Kimse onları ciddiye almaz. Anladım. O zaman şöyle yapsınlar, ulusal kanala katkıda bulunsunlar. Vallahi ulusal kanal onların seslerini olduğu gibi duyuruyor zaten. Yani gerçekten ulusal kanal tarihi bir görev yerine getiriyor. Hani yıllardır ulusal kanal büyük özveriyle götürüldü. Ama bugün ulusal kanal hayati görevler yerine getiriyor. Hani gidin başka televizyon kanallarında bu gerçeklerin ifade edildiğini görmüyorsunuz. Ben de o yüzden önerdim gerçekten zaten. Öyle. Evet evet, gerçekten öyle. Peki ya hocam, biraz önce laf arasında işte 70'ime yaklaştım falan dediniz. Vallahi 68 bitti. Oldu mu o kadar?
Oldu vallahi. Yani, tamam, yani çok bundan sonra hocam hocam yok. Bundan sonra Yıldırım abi var. Yok estağfurullah da. Ne yapalım yani ben o kadar... Ama yaş böyle oldu. Yani çok şükür hani sağlık sorunum yok da ama yani gerçek durumda bu ve ben de memnunum hayatımdan. Çünkü 60'ları da yaşadım, 70'leri de yaşadım, 80'leri de yaşadım. Ben aynı yaştayım zannediyorum o yüzden hocam yok, idare yok. Ediyorum. Ya. Bundan sonra Yıldırım abi. Başka çaresi yok. Rica ederim. Peki. Genç görünüyorsunuz o yüzden seni. Peki hocam çok teşekkür sigara ederim. Içmiyorum, sigara içmiyorum ve yürüyorum. Arabaya karşıyım. Araba sahibi olunmasının çok gereksiz kapitalizmin tüketimi teşvik edici hastalıklarından biri olduğunu düşünüyorum. Hocam onun komünistliğe başladı. Arabaya hayır. Sigaraya hayır. Arabaya hayır, sigaraya hayır. O zaman sağlıklı olur. Asansöre de hayır galiba. Valla o çok değil. Böyle 3-4 kat olursa eyvallah da bu 8-9 kat oldu mu götürüyor. Peki. Peki. İyi çok teşekkür diliyorum. Ederim. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. İyi çalışmalar sağ diliyorum. Sağ olun, var olun. Ya hocaya bak 68 yaşında olmuş Caner. Ben onunla aynı yaştayız zannediyorum. Neredeyse vay birader falan diyeceğim ha. 68 yaşındayım dedi ya. Şimdi... Şimdi ne yapalım Deniz? Ne var sırada? Hı? Bir bakalım mı? Hadi. Vallahi sırada huzur ve hizmet gelecek başlığını koymuş. Demek ki kayyum meselesine döneceğiz sevgili Deniz'in önerisiyle. Kayyum meselesi daha konuşulur mu konuşulmaz mı bilmiyorum ama konuşulsa ne olacak, konuşulmasa ne olacak? Yapılması gereken bir şeydi ve yapıldı. Bundan sonra da yapılacak. Nereden çıkartıyorum? Bak anlatacağım şimdi. Huzur ve hizmet gelecek. HDP'li başkanları görevden alınan belediyelerde kaynaklar artık PKK'ya gitmeyecek. 31 Mart öncesi kayyum atanan 94 belediye borçlarını ödemiş ve 7,5 milyar liralık yatırım yapmıştı. Bölgede 73 gençlik merkezi, 128 kütüphane, 172 kadın kültür merkezi, 2664 aile çay bahçesi ve çocuk parkları yapıldı. Kayyumlar 9903 kilometre asfalt döktü. 18.000 kilometre stabilize yol yaptı. Önceki günkü görevlendirmelerle 3 ildeki hizmetler kaldığı yerden devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Ne demiş? Teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Hukuk işliyor, demokrasi işliyor demiş. Deniz, mailine baktın mı? Mail hesabına bir şey attım. Facebook'tan çekip attım. Galiba Vatan Partisi Balıkesir il başkanının bir şeyiydi. Kim karşı ve ne demişler diye. Ona bir bakarsan sevinirim. Bu arada HDP'li belediyelerde görevden alma Vatan Partisi'nin programıdır demiş Doğu Perinçek. Ben de ona bakayım bu ara sen ona bakarken. HDP belediyelerinde yapılan görevden almaların vatan bütünlüğü için gerekli olduğunu söyleyen Perinçek, uygulamayla demokrasinin yok sayıldığını söyleyen siyasi parti yöneticilerini teröristle demokrasi olmaz diyerek uyardı. Ankara'da bulunan Vatan Partisi Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Perinçek, HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlıklarına kayyum atanmasının teröre karşı mücadelenin başarısı açısından yerinde olduğunu söyledi. Perinçek, HDP belediyelerinin PKK ile bağlarının bir gerekçe olduğunu belirterek şöyle konuştu. HDP belediyeleri PKK güdümlü belediyelerdir. Bu belediyeler PKK'nın emri altındadır. PKK'nın denetimi dışında faaliyette bulunma olanakları yoktur. Bu yönde istekleri de yoktur. Perinçek, HDP'li belediyeler PKK'ya eleman haraç topluyor, PKK propagandası yardım ve yataklık yapıyor, erzak gönderiyor, hendek kazıyorlar, PKK'ya moral veriyorlar. Eğer bölücü terörü bitireceksek HDP belediyelerini görevden almak şarttır dedi. Perinçek, görevden alınanların almaların Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın işe, refaha, eğitime ve huzura kavuşması için önemli olduğunu belirterek demiş ki Doğu Perinçek, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması hukuka uygundur. Vatan bütünlüğü için şarttır. İçeride ve sınır ötesinde PKK'yı bitirmek için gereklidir. Yurtta barışı sağlamaya hizmet etmektedir. Demokrasi ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi için mecburidir. Bir de ne demiş? Yargı sorumsuz ve ürkek olamaz demiş.
HDP'ye devlet bütçesinden her yıl verilen 90 milyon lira Mehmetçiğe kurşun olarak dönmektedir. HDP'nin kapatılması şarttır ve hukukun gereğidir. HDP'nin yerine aynı amaçla parti kurulması da yasalara aykırıdır. Yargı bu konuda sorumsuz ve ürkek olamaz. Yargıtay Başsavcılığı anayasanın ve siyasi partiler kanununun kendisine yüklediği görevi ve yetkiyi kullanmak durumundadır. Bu hem yargı görevidir hem vatan görevidir. Türkiye PKK terörüne karşı topyekun mücadele yürütmek durumundadır. Devletin her kurumu ve görevlisi. Milletimizin her vatandaşı, toplumun her örgütlenmesi teröre karşı mücadeleyle görevlidir. Bu savaş 2. İstiklal Savaşı'dır ve olanca gücümüzün seferber edilmesiyle en kısa zamanda kapatılacaktır. Kimler karşı çıktı görevden almalara? Bir bakalım, Abdullah Gül karşı çıkmış. Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır demiş. Abdullah Bey, 6 ay sonra görevden alsaydık mesela doğru olur muydu? Bu bir zaman meselesi midir? Şöyle düşünebilir miyiz sayın eski cumhurbaşkanım? Daha yeni göreve başlamış, daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının diyorsunuz ya. Adam seçilir seçilmez başlamış işte terörle ilişkili faaliyetlere. Neyi bekleyelim daha? Hı? Yani mantığa bak. Davutoğlu ne demiş? Küçük enişte bizim. Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Allah Allah. Bu garip kuralı kim koydu? Seçimle gelen seçimle gider kuralını. Erdoğan koydu değil mi? Var mıydı ondan önce de? Ama en çok dile getiren oydu. Ya ama 15 Temmuz'da az kalsın seçimde gitmiyordu. O zaman Davutoğlu itiraz etti mi? Hop durun darbeciler, seçimle gelen seçimle gider. Niye darbe yapıyorsunuz dedi mi? Hiç sesini duydunuz mu Davutoğlu'nun o gece? Abdullah Gül'ün duydunuz mu? Ekrem İmamoğlu'nun sesini duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Kimin sesini duydunuz? Doğu Perinçek'in sesini duydunuz. Adnan Türkkan'ın sesini duydunuz. He? O zaman deseydiniz ya seçimle gelen seçimle gider. Bir dakika, niye darbe yapıyorsun ki sen deseydiniz? Atlasaydınız tankların önüne çıksaydınız. Kemal Bey'den duydunuz mu o gece seçimle gelen seçimle gider, niye darbe yapıyorsunuz? Durun bakayım, kırarım bir tarafınızı sizin diye bir laf. He? Ama şimdi böyle konuşuyorlar. Ekrem Bey diyor ki 31 Mart yerel seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum ataması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez. Dünkü Aydınlığın başyazısında ne okuduk arkadaşlar? Sırrı Süreyya Önder İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaretinde, PKK'nın elebaşısını ziyaret ettiğinde adayları Kandil belirledi. Başkanım dedi. Şimdi milli irade bu mu? Bak, milletin oylarıyla seçilmiş. Tamam, seçilmiş de milletin oylarına işte bu adamı seçeceksiniz diye kim karar vermiş? Kandil karar vermiş. Bu da milli irade oluyor. Şahane. Ha diyeceksiniz ki CHP'de, AKP'de sanki farklı. Şöyle farklı. Genel başkan karar veriyor. Birkaç kişi karar veriyor ama en azından terörist değil. Teröristler karar verdi bu adayların, bu belediye başkanlarının aday olmasına. Bu milli irade. Emre Uslu, kim bu Emre Uslu? Emrullah Uslu gerçek ismi. FETÖ'nün önde gideni. Önde gideni. Diyarbakır Barosu adli yıl açılış törenlerine katılıp katılmayacağına dair kararını açıklayamadan RTE rejiminin adaleti kayyum eşittir darbesiyle tecelli etti. Diyarbakır'da darbe demiş. Ya sen bir sus ya. Darbeden falan söz edilecekse en son sen konuşacaksın. Sen kimsin ya? Ulan darbe yapmaya kalktınız be. 251 insanın canına kıydınız. Hala darbe diye konuşuyor adam ya. Ya bu hırsız ev sahibini şaşırtıyor. Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Bence değildir. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasiyle bağdaşır ne de adaletle demiş. Temel Bey bunu söylemek zorunda. İçinde bulunduğu ittifak ne yapmıştı? Hatırlayın, yerel seçimlerden önce ve Cumhurbaşkanı ve ondan önceki seçimlerden önce Selahattin Demirtaş'a özgürlük demişti. Şimdi o tavrı devam ettiriyorlar.
Canan Hanım Kaftancıoğlu ne demiş? Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? He demişti. Halk iradesine bir darbe daha. Vay. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasi tercihlerine darbedir. Siyasi tercih değil ki halkın bu. Kandil'in seçtiklerine darbe bu. Katipiri, şekerim, hadi okumayayım Katipiri'yi, dün okumuştum. Aynı şey, bakın, birinci maddede ne deniyorsa Katipiri onu söylüyor. Davutoğlu ne diyorsa, Abdullah Gül ne diyorsa Katipiri onu söylüyor. Ekrem İmamoğlu, Emre Uslu, Temel Karamollaoğlu, Canan Kaftancıoğlu ne diyorsa aynısını söylüyor. Şimdi ne diyebiliriz? Hı? İşte kimler kimlerle beraber bana demokrasi masalı anlatıyorlar. Anlatın anlatın. Güzel. Bu ülkede kardeşim terörün beli kırılacak, kökü kazınacak, bitti. Bitti. Başka da yok. Ha bunların planı neydi? HDP, CHP, Temel Karamollaoğlu, İyi Parti. Bunlar büyük şehirlerde de alacaklardı. Oraya PKK'nın adamlarını yerleştireceklerdi. Onlar da örgüte oralardan adam sağlayacaklardı, gelir sağlayacaklardı vesaire. Olmayacak bunlar. Bunlar olmayacak. Olmayacağını göreceksiniz aradan sonra. Evet, televizyon gazetesine devam edelim. İdlib'e geçeceğim ama İdlib'e geçmeden önce HDP belediyelerindeki görevden almalarla ilgili büyük, kocaman bir yazarımızın yazısını paylaşacağım sizinle. Deniz hazır mı yazı? Yazı. Yılmaz Özdil'in yazısı. Bekleyeyim mi? Geçeyim mi? Hayır, bu değil. Bu değil. Bugünkü yazısını istiyorum. Today. Sözcüden okurum yoksa. Şöyle diyor kayyum. APO'nun AKP'ye oy isteyen mektubunu bütün Türkiye'de servis eden Anadolu Ajansı millidir. HDP belediyeleri teröristtir. AKP'ye oy isteyen Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran TRT millidir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime girmelerinde sakınca görülmeyen HDP belediye başkanları seçimi kazanırlarsa teröristtir. Diyarbakır'ın %55 oy alan belediye başkanını görevden alınması, onun yerine bir tek oy bile almamış Etimesgut Kaymakamı'nın kayyum olarak atanması, bilahare kayyumun Diyarbakır belediye başkan adayı yapılması milli duruştur. Kayyumun seçilmiş, seçimi açık ara kaybetmesi, Diyarbakır'ın %63'te seçilen yeni belediye başkanının makam odasında video çektirmesi, sosyal medya hesabından şakır şakır yayınlaması, böylece kayyumun mütevazi makam odasını varaklı şatafatlı mobilyalarla saray odasına çevirdiğinin ortaya çıkması, makam odasının mermerden özel banyo yaptırdığı anlaşılması beka sorunudur vesaire diyor ki Yılmaz Özdil en sonunda. Kardeşim madem terör örgütüyle bağlantısını tespit ettik, o halde neden HDP'yi komple kapatmıyoruz diye soranlar teröristtir. Çünkü HDP'nin kapatılması AKP'nin işine gelmez. AKP'nin işine gelirse terörist bile terörist değildir. Bu yüzden sadece seçimi kazanan HDP'liler teröristtir. AKP'nin belediyelere kayyum atayan Trabzonlu İçişleri Bakanı millidir ama CHP'nin İstanbul Belediyesi'ni kazanan başkanı Trabzonluysa Pontusludur. AKP'ye karşı olan herkes gayrimillidir, Suriyeliler Kuvayi Milliye'dir. Bu görüşe itiraz eden Türk vatandaşlarının yerine Suriyeliler kayyum olarak atanmalıdır. Yani net bir biçimde açıkça kayyum atanmasına çok sert tepki göstermiş Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil büyük yazar, kocaman yazar, şahane yazar. Ne yazar? Mesela 2010'da ne yazar? 2010'da hatırlayacaksınız Ahmet Türk'e yumruk atılmıştı, burnu kanamıştı. O zaman Yılmaz Özdil yumruk diye bir yazı yazmıştı. Demişti ki Afrika'da açlık olmasın, yoksul insan kalmasın, nükleer silahlar çöpe atılsın. Uzatabiliriz listeyi. Söylemesi kolaydır çünkü. Suya sabuna dokunmadan sağduyu çağrısı yapabiliriz mesela. Nasıl olsa bol keseden yapılan sağduyu çağrıları
maaştan kesilmiyor veya saldırgan kahveciymiş diye ne şekerli ne sade hadi bana müsaade deyip bu mevzunun kenarından sıyrılabiliriz yılışıkça. Ya da entel dantel barlarda kafası karışmış kızlara şirin görünmek için esefle kınıyorum da diyebiliriz. Ama bu tür köfte lafların kafası karışmış kızlar dahil kimseye faydası olmaz. Soralım dolayısıyla bu ülkenin çocuklarına ateş edip öldürmek demokratik hak kabul ediliyorsa parti liderine girişmek niye ırkçılık oluyor? Mayın demokrasi ise yumruk niye faşizm? Dün seyrediyorum televizyonu, papyonlu bir arkadaş İzmir-Bursa hattında, Trabzon-Samsun hattında tehlikeli yapılanmalar var, oralara dikkat diyordu. Hakkari-Diyarbakır hattında olan ne peki? Oraya dikkat çekmeye gerek yok mu? Allah'ın papyonu. Bir tanesi de ilk kez bir parti liderine saldırılıyor diyordu. Mesut Yılmaz'ın burnunu kırmadılar mı? Demirel'e yumruk atılmadı mı? Özal'a ateş edilmedi mi? Ecevit'e İzmir'de kurşun sıkılmadı mı? Normaldir demiyorum. Niye ilk deniyor? Başbakan geçmiş olsun diye aramış Ahmet Türk'ü ki aramalı. Peki Deniz Baykal'a niye geçmiş olsun yok? Taş atmak, yumurta fırlatmak şiddete girmiyor mu? Light linç olur mu? Samsun'da polisler açığa alındı ki derhal alınmalı. Van'dakiler niye yerinde duruyor hala? Kandil'den gelenlere otobüsün üstüne çıkıp şehir turu atmadığı için mi suçludur Baykal? Bu kadar soru yeter, cevaba gelelim. Açın gazetelerin internet sayfalarını, bu haberin altına yapılan yorumları okuyun. Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk'ün burnuna inen kişi bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Çünkü teröristi meşru hale getiren açılım saçmalığı sadece bir tarafta değil öbür tarafta da eşkıyayı kahraman yapmaya başladı. Hukuku guguk haline getirirsen ona göre başka buna göre başka işletirsen olacağı budur demiş. Yani net olarak ne yapıyor Yılmaz Özdil? 2010'da Ahmet Türk'ün burnuna yumruk atılmasını bu milletin hislerine tercüman olunması olarak gösteriyor. Öyle söylüyor ki önemli ölçüde de doğrudur. Ama bugün kayyım atanmasına şiddetle karşı çıkıyor. Ya kardeşim, bakın, kıble diye bir şey vardır, hiç değişmez. Kutup yıldızı diye bir şey vardır, o da değişmez. E nasıl yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Peki, biz daha bir hayati konuya geçelim. Nedir o konu? İdlib. İdlib'de bir şeyler oluyor. İdlib'de olanları da hemen çok kısa bir haber başlığına bakalım Deniz. Çok hızlı, çok kısa çünkü Sayın Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'i hatta bekletmekteyim şu anda. Evet. Evet. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz İdlib'deki gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmış. Demiş ki parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda hava saldırısından sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği açıklaması Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib'deki ilerlemesini engellemeye çalışıyor şeklinde geçtiği haberleri hatırlatan Çeviköz, sözü Soçi mutabakatına getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Soçi mutabakatına göre üstlenmiş olduğu misyon Suriye kuvvetlerinin ilerlemesini engellemek değil, bölgeden teröristlerin temizlenmesiydi. Suriye kuvvetlerinin ilerlemesini engelleme misyonu ise Rusya'nın göreviydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa'da yaptığı konuşmada Rusya Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor dediğini hatırlatan Çeviköz şunları söyledi. Bu ne demektir? Bu artık Soçi mutabakatının çöktüğü anlamına gelmektedir. O zaman yapılacak şey nedir? Biz yeni şehit cenazelerinin gelmesini istemiyoruz. Herhangi bir şekilde İdlib'de bulunan Mehmetçiğin saçının teline zarar gelirse bunun sorumlusu Suriye ordusu veya Rusya olmayacaktır. Onun için en kısa zamanda Mehmetçiğin İdlib'deki gözlem noktalarındaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin derhal alınması artık şart olmuştur. Eğer Türkiye'nin Soçi mutabakatını daha fazla yürütme imkanı kalmamışsa o zaman bu mutabakattan çekilmenin de zamanı gelmiştir demiş. TSK gözlem noktası çevrelenmek üzereymiş. Türkiye'nin Suriye ile masaya oturmama konusunda diretmesi TSK'nın 9 numaralı askeri gözlem noktasındaki askerlerin hayatını tehlikeye atıyormuş. Yani olan şu, Putin'in verdiği bilgiye göre Soçi mutabakatı imzalandığında Heyet Tahrir Şam benzeri örgütlerin İdlib'deki egemenlik oranı %50 iken yine Putin'in verdiği rakama göre bugün %90 ve Suriye ordusu bunu temizlemek için harekete geçiyor. Rusya'nın bilgisi var ama Türkiye
oradaki gözlem noktasının çevrelenmek üzere olduğunu belirterek oraya bir yığınak yapıyor. Aslında ne oluyor orada? Biraz daha anlamaya çalışalım. Biraz daha derinlemesini anlamaya çalışalım. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin hattımızda. Sayın Pekin, merhabalar. İyi yayınlar efendim. Merhabalar. Efendim, kusura bakmayın, sizi beklettim ama izleyicimiz bir bilgi alsın istedim bir iki haber başlığını vererek. Mesela Yeni Şafak gazetesi de Astana'ya saldırıdır. Orada Suriye'nin yaptığı saldırı diyor. Mesela Amerika'ya yakınlığıyla, Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi de bu muydu mutabakat demiş. Şimdi bu mutabakat neydi, Soçi mutabakatı? 2-3 gündür orada gerçekleşen hareketlilik nedir? Türkiye ne yapmalı diye sizin bilgilerinize başvurmak zorundayız. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim tabii. Soçi mutabakatı işte İdlib'in etrafında bir İdlib çatışmasızlık alanı ilan edildi. Etrafında bir 15-20 kilometrelik alan teröristlerden temizlenecekti. Yani çıkacaklardı alandan. Ağır silahlar da çıkacaktı. Bu arada Suriye ve Rusya desteğindeki Suriye ordusu herhangi bir işlem yapmayacaktı. Herhangi bir taarruzda bulunmayacaktı. Buna karşılık Türkiye'de şeydeki İdlib'deki HTŞ ile muhalif grupları ayırıp HTŞ'yi bir şekilde bölgeden elimine edecekti. Ama Türkiye maalesef çok ağır bir sorunluk. Tabii bir yıldır bu işi yapamadı. Yani Ekim 2018'de galiba bitmesi gerekiyordu. Bitmedi. Ve Türkiye bunu yapamadı. Yani HTŞ'yi bölgeden ayırmadı. Putin'in söylediğine göre de işte 190 oranında HTŞ bölgeye hakim oldu. Şimdi işin şu görünen tarafını şöyle söyleyebilirim. Bölgede işte M4 karayolu var. Daha sonra M5 karayoluna dönüşüyor falan. Bu yolun kontrolü gerekiyor. İşte bu yapılan harekete göre yolun kontrolü gerekiyor. Hama kırsalında ve Lazkiye kırsalında silahlı gruplar var, teröristler var. Bunlarla şey arasında irtibat var, İdlib arasında irtibat var. Suriye ordusu işte hem bu M4 karayolunu kontrol etmek hem de bu irtibatı kesmek için ilerledi. Han Seyhun'u herhalde girdiler Han Seyhun'a. Şimdi de ilerlemeye devam ediyor. Hatta sanırım bu M5 Karayolu içerisinde, Halep'e giden M5 Karayolu üzerinde Hiç diye bir yer var. Orada Türkiye yeni bir gözlem noktası tesis etmeye çalışıyor şu anda. Böyle bir durum var. Tabii bu yeni bir göç dalgasını yaratır mı? Herhalde yaratır. Çünkü çatışma oldukça Türkiye'ye yönelik göç baskısı artıyor. Ama işin aslına geldiğimiz zaman, görünmeyen tarafına, yani ardına yatan sonuca, nedene geldiğimiz zaman, sanırım güvenli bölge konusunda Türkiye-Amerika görüşmeleri ve ortak müşterek harekat merkezi kurulması, bu hem Rusya'nın hem de İran'ın istemediği bir şeydi. Dolayısıyla o Türkiye'nin tekrar bölgesel ittifakları bir tarafa bırakıp şeye başlaması, Amerika ile tekrar flörte başlaması ve Amerika ile ilişkilerle bu işi götürmesi konusu maalesef Rusya'yı kaygılandırdı. Yani Türkiye yeni baştan Amerika ile beraber bu işi yapıyor falan diye başladı. Ve sonuçta Rusya Türkiye'ye bir ikaz. O zaman sen bunu yapıyorsan ben de bunu yapıyorum diye. Bu tabii 11 Eylül'de toplanacak olan yeni Astana süreci var Ankara'da. O Soçi mutabakatının ve Astana sürecinin çökmesi anlamına gelir. Maalesef böyle bir durum var. Yani saflar artık iyice belirlenen. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile yani işin altında mutabakat var ama o mutabakatın dışında nasıl bir anlaşma var, nasıl bir görüşme oldu, neler verildi, neler alındı bunları bilmiyoruz. Zaman içerisinde öğreneceğiz bütün bunları. Ama büyük ihtimalle Türkiye-Amerikan yakınlaşması ve Amerikalılar Türkiye'nin militar gelirtmesi, bölgesel ittifakların Türkiye'yi bir tarafa bırakması, yani İran'ı, işte Suriye'yi, Rusya'yı, dolayısıyla Rusya'nın desteğinde böyle bir harekatın yapılmasına yol açtı. Ve Rusya bu konuda Türkiye'yi ikaz ediyor. Eğer sen böyle yaparsan ben de bu şekilde yaparım.
diye. Maalesef böyle bir durumdayız şimdi. Yani bölgede kartlar yeni baştan açıldı, yeni baştan dağıtılıyor. Ve ortalık toz duman. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani güvenlikli bölgenin durumu ne olacak? Nasıl bir yapı ortaya çıkacak? Yani nasıl bir anlaşma yapıldı? Nasıl bir şey yapıldı? Görüşme yapıldı? Görüşmede neler alındı, neler verildi? Bunları bilmiyorum. Yani bu konuda önümüzdeki günler bunlar gebe. 11 Eylül'deki toplantıda, Astana toplantısında da büyük ihtimalle bunlar tartışılacak. Eğer şey olmazsa Soçi süreci yani Soçi mutabakatı bitecek. Astana süreci bitecek. Bu tabii Türkiye'ye Türkiye hem Rusya'yla hem Amerika'yla birlikte hareket ediyordu. Yani o denge sağlamaya çalışıyordu. Şimdi Rusya madem Amerika'yla berabersin niye benimle uğraşıyorsun diye Türkiye'ye bir ikazda bulunuyor. Onu söyleyelim. Efendim, Türkiye Amerika ile güvenli bölge kuracak ama daha dün yine uzun bir konvoy bölgedeki YPG-PKK yapılanmasına Amerikan silahlarını taşıdı. Yani maalesef. Türkiye bunları görmüyor mu? Türkiye'nin Amerika ile yürümesi görüyor. Mümkün mü ki böyle davranıyor? Yani şunları görüyor. Görüyoruz tabii. 60 araçlı bir konvoy gelmiş dün. İşte lojistik destek sağlıyorlar bölgeye, silahlandıkları bölgeye. Bunların hepsini görüyor Türkiye. Ama yani iş nasıl bir şey var, paket var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci konu Türkiye ve güvenlik bölgesiyle ilgili anlaşmanın en önemli tarafı ya da mutabakatın en önemli tarafı Türkiye'nin tek başına bir harekatta bulunup ortaya çıkacak durumda bozulacak olan Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmeyecek şekilde bozulacak olan Türk-Amerikan ilişkilerinin göze alamadılar iki tarafta. Ve dolayısıyla Amerika ile Türkiye birlikte hareket etmeye başladı. Yani son döneme bakıyoruz. Böyle bir gelişme var. Şimdi Putin durup dururken, Macron'la görüşürken şimdiye kadar söylemediği yani %50 idi şimdi %90'a çıktı HTŞ. Dolayısıyla Suriye oraya girdi. İşte biz de onu destekliyoruz. Ve şu anda da destekliyorlar. Uçaklarla falan destekliyorlar yani harekatı. Halep'e doğru devam ediyor harekat herhalde. Yani Hanse yılında şu anda ama daha da devam ediyor. Şimdi böyle bir şey var. Biz tabii Türkiye olarak Suriye ordusunun harekatını engelleme durumundayız. Bunu engelleyecek olan Rusya. Ama Rusya onu engellemiyor. Bu da Rusya'nın son dönemde Türkiye-ABD ilişkileri dolayısıyla Türkiye'ye kızgınlığını gösteriyor ya da Türkiye'ye karşı politikasını gösteriyor. Yani şimdi ne demiştik? Soçi mutabakatıyla Türkiye'ye göç önlendi. Tartışmasızlık oldu. Ama öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile beraber güvenlikli bölge kuruyor. O güvenlikli bölge içerisinde işte şeylerle görüşüyor. YPG'nin unsurlarıyla falan da görüşmeler yapılıyor büyük ihtimalle alttan alta. Bütün bunların farkındalar karşı tarafta. Yani Rusya nasıl bir şey istiyordu? Şimdiye kadar bozulan Türk-Amerikan ilişkileri karşısında biraz daha Türkiye ile Amerika arasını açmak, Türkiye'nin kontrollü bir taarruzuyla girmesi, Fırat'ın doğusuna girmesi, bu aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasına ve şeylerin bölgedeki Kürtlerin Rusya'ya emel etmesine yol açacaktı. Ve böylece Rusya çok büyük bir avantaj elde edecekti, öyle söyleyeyim. Bir de artık bu işin sonuna doğru geliyoruz. Yani sanki Suriye'nin batısında Ruslar, doğusunda, kuzey ve doğusunda da Amerikalılar hakim vaziyette. Ve bunlar buraya yerleşecekler. Yani biz artık Rus komşularımızla, yani güneyimizdeki Rus komşularımızla, Amerikalı komşularımızla yaşamaya devam edeceğiz. Böyle bir ortam var. Ve Türkiye'de büyük ihtimalle tercihini Amerika'dan yana yaptığını görüyoruz. Yani Batı'dan değil, yani NATO'dan değil.
Amerika'dan yana yaptığını görüyoruz. Ve dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri bundan sonra böyle devam edecek gibi gözüküyor. Böyle bir ortam var maalesef bölgede. Vallahi efendim öyle diyorsunuz ama işte 15 Temmuz gecesi darbeyi yapan da Amerika. Öyle ama genel baktığımızda yani keşke şey olsa. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde ya da bu işi şöyle bir anlatmak lazım belki. Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman, orada da büyük bir şey var. Mesela Çin'in durumu var. Çin'de sermaye büyük oranda Çin'de işte bir yol bir kuşak projesi var. Şimdi Amerika bunu önlemeye çalışıyor. Bunu önlerken bir taraftan da Hindistan, Pakistan anlaşmazlığı çıktı. İkisi de nükleer güç. Pakistan Çin'i tutuyor. Bu sefer Hindistan Rusya ile iyiyken Amerika ambargo koymaya kalktı. İşte S-400'ü alırsanız Türkiye'ye verdim, yaptığım gibi F-35'leri vermem falan diye. Büyük ihtimalle bir Hindistan Amerikan işbirliği, Amerika işbirliği ortaya çıkabilir. Yani Çin'deki sermaye Hindistan'a gelebilir. Bütün bunlara baktığımız zaman çok farklı jeopolitik değişmeler oluyor dünyada. Bunun etkileriyle Türkiye böyle bir karar almış olabilir. Anladım yani ama... tabii şu vardı. Türkiye belki de kamp değiştirmek demeyeyim ama yani son zamanlardaki politikasıyla bir şeyler denedi. Fakat daha ilerisini büyük ihtimalle göze alamadı. Yani işte yeniden Asya konusu gündeme geldi. Daha ilerisini yani bu ayakları pek yere basmıyordu bu o söylemlerin ama onu göze alamadı ve kaybedeceklerini değerlendirdi, kazanacaklarını değerlendirdi. Kaybedecekleri daha ağır bastığı için tekrar Amerika ile beraber işbirliği yapmaya başladı. Anladım. Yani bunu bu da Ruslar zaten bunu takip ediyorlardı. Bunun üzerine de bu operasyonun başladığını değerlendiriyorum. Anladım. Peki şöyle düşünsek, Rusya ile bir uçak krizi yaşadık. İşte çözümünde evet. Sizin büyük katkınız oldu bildiğim. Evet. Bu uçak krizinde bir domates meselesinden bile büyük sıkıntı çektik. Evet. Tamam, Türkiye-Amerika ile ilişkilerinde bazı şeyleri göze alamadı ama Rusya ve Çin ile ilişkilerinde bazı şeyleri göze alabilecek mi? Çünkü az buz bir şey değil Rusya ile ilişkilerimiz. S-400'ü, yani, nükleer santrali bilmem nesi. Yani nükleer santral, biz doğalgazını alıyoruz Rusya'nın. Doğalgazına bağımlı %65 oranında yani. Çok büyük miktarda turist geliyor. Tarım ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yani bunlar az şeyler değil. Doğu Akdeniz'deki olaylar var. Yani acaba Doğu Akdeniz de bu şeyin içerisinde, bir denklemin içerisinde mi? Yani Doğu Akdeniz, Suriye, ondan sonra işte Suriye'nin doğusu İdlib, PKK, ondan sonra Kuzey Irak dahil olmak üzere. O da acaba bu denklem içinde mi? Yani Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de bir şeyler mi vaat edildi? Yani mesela bir anda bu Türkiye şeyinden dolayı, gerçi Amerika'da seçimler olacak 2020'de ama kasa yaptırımlarıyla ilgili bir ses çıkmıyor mesela. Ses seda yok. Ondan sonra işte F-35'lerle ilgili bir ses seda yok. Mesela Doğu Akdeniz'i alevlendirmişlerdi. Bir ses seda yok. Türkiye'nin British Petroleum'la bir anlaşması var şeyle ilgili, sondajla ilgili Doğu Akdeniz'de. Şimdi bütün bu gelişmelere baktığımız zaman acaba şey de mi bunun içerisinde, Doğu Akdeniz de bunlar içerisine girdi. Rusya'nın sıcak denizlere inmesi konusu var, bunun önlenmesiyle ilgili. Yani bütün bunlar şeyi gösteriyor. Bir önümüzdeki zamanda da göreceğiz. Daha farklı bir stratejiyi görüştürür ya da Türkiye'nin yeniden bir seçim yapması gerektiğini gösteriyor ve bu seçimi de Amerika'dan yana yaptığını görüyoruz. Şeyi dışlar mı Çin'i ve Rusya'yı? Sanmıyorum. Çünkü Çin'in de bu bir yol, bir kuşak bir yol projesi, İpek yolu projesiyle
Türkiye'den büyük ihtiyaçları var. Yani orta yol Türkiye'den geçecek büyük ihtimalle. İkincisi Rusya'nın da Türkiye ile irtibatının devam etmesi gerekiyor. Hem sıcak deniz arayınına hem de işte Kafkaslar, işte bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak ya da işte Türk gazı, Türk hattı dediğimiz hat da olmak üzere Rusya'nın gazını ihraç etmesi için başka kanallardan Türkiye'ye ihtiyacı var. Ama şu anda Türkiye seçimini sanki Amerika'dan yana yapmış gibi gözüküyor. Bu şeyde böyle bir ikaz. Ara tamamen bozulur mu? Yani Rusya ile Türkiye'nin arasının bozulacağını sanmıyorum. Ama Soçi mutabakatı bitebilir. Astana süreci de çökebilir. Bu Türkiye'nin ikili oynuyordu Türkiye. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika. Maalesef iki ülke arasında kaldık. Yani öyle söyleyeyim. İki ülke arasında kaldık. Oturup bir daha düşünmemiz, bir yol haritasını bir daha çizmemiz gerekiyor bu konuyla ilgili. Anladım. Peki efendim, siz netice itibariyle önemli bir askersiniz. Kor General rütbesine gelmiş evet. bir askersiniz. Ve sahaya da iyi bakan birisiniz. Şimdi bakın, Amerika'nın Türkiye'de kullandığı belli başlı enstrümanlar var. Biri işte FETÖ, biri PKK. Zaman zaman işte IŞİD'çiler ortaya çıkıyor falan. Doğru. Şimdi biz Amerika ile tekrar arayı düzeltmek istiyorsak, son birkaç günde olanlara bakıyorum ben. Mardin, Van, Diyarbakır belediye başkanları görevden alınıyor. Gelen tepkiler hiç umursanmıyor. Kars belediye başkanı savcılığa çağrılıyor. Kıran operasyonu başlatılıyor. Güneydoğu'da çok büyük bir operasyon. Yine bunlarla bağlantılı görebileceğim bir şekilde 418 gözaltını kapsayan bir KCK-PKK operasyonu yapılıyor yine. Yani Amerika'nın enstrümanlarından biri iyice baskı altına alınıyor. Yine tabii haddim olmayarak bir şey söyleyeyim. Estağfurullah. İç cepheyi sağlam tutma, cephe gerisini temizleme operasyonu gibi görebiliyorum ben bunu. Ve doğru. Bu da doğru. Belli büyük operasyonlardan önce yapılır diye düşünüyorum. Yani evet. acaba bu Amerika ile mutabakat konusunda Amerika ile anlaştığımız meselesi biraz sallantıda gibi mi? Sahaya baktığımda gördüğüm şeyi söylüyorum affınıza sığınarak. Yani şöyle söyleyeyim, sahada bunlar var ama bunlara yönelik çok fazla ses çıkmıyor. Amerika'dan da Batı'dan da çok fazla ses çıkmıyor. Yani evet, yani devlet şunu yapıyor. Bir defa legal şey altında, görünüm altında illegal yapıları ya da işte terörist yapılarıyla ilişkiyi kesiyor. Ya diyor legal hale gelin, legal işlerle yapın. Ya illegal olan faaliyetleriniz varsa da bu işi ben kapatıyorum diyor. Açık ve net olarak bu operasyonu yapıyor. Yani hem belediyelere kayyum atanması hem de diğer işte bu gözaltılar bunu gösteriyor. İkincisi kran operasyonu gerekli bir operasyon. Türkiye bölgeyi temizliyor çünkü büyük ihtimalle PKK diye bir şey kalmayacak. Yani ben size daha evvel söyleyeyim. Yani Amerika bir torba içerisinde Suriye'nin doğusu, PKK, PYD, Fırat'ın Kuzey Irak, Türkiye içindeki PKK, ondan sonra Doğu Akdeniz, bunları bir torba içerisinde, bunun içerisine F-35'leri de atabilirsiniz, S-400'leri de atabilirsiniz torbanın içerisine. Bu torba içerisinde bir anlaşma var. Yani büyük ihtimalle bir işbirliği var ve dolayısıyla Türkiye bütün bunları temizliyor ve Türkiye bütün bunlara izin vermeyecek. Yani gerçekten hem bölgedeki terörü hem de terörün kaynaklarını kendi içerisinde en azından kurutuyor. Bir taraftan da pençe bir pençe iki harekatıyla ve onun devamı olan işte bölgelerde sınırında Irak sınırındaki PKK kamplarını ortadan kaldırıyor. Burayı temizliyor. Bundan sonra tabii Amerika Birleşik Devletleri artık PKK'yı bir enstrüman olarak kullanmayabilir. Ama bundan sonra kullanacağı başka bir enstrüman seçecek. Yani
IŞİD'i kullandı, PKK'yı kullandı, başka bir enstrüman seçecek. Bundan sonra seçeceği enstrümanın Türkiye içerisindeki kriter olacağını değerlendiriyorum. Yani daha legal görünümlü olacak, siyasetten beslenecekler, siyasi olarak bunlar ortaya çıkacaklar. Ve Türkiye hem kültürel anlamda, mesleksel anlamda değişik partilerle ya da değişik siyasi gruplarla olacak, karıştırılacak. Maalesef böyle bir şey görüyoruz. Böyle bir gidişata gidiyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Perinçek'in de söylemiş olduğu Türkiye İttifakı, yani milli meselelerde Türkiye İttifakı konusu çok önemli bence. Bunun tekrar gündeme gelmesi lazım. Ama bütün bunlar yapılırken Türkiye, Rusya'yı bir tarafa, Çin'i bir tarafa atamaz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin şeye ihtiyacı var. Yatırıma ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı var. Güçleri dengelemeye ihtiyacı var. Yani Rusya ile karşı karşıya tek başına kalamaz. Ya da Amerika ile tek başına karşı karşıya kalamaz. Mutlaka şeye ihtiyacı var. Güçleri dengelemeye ihtiyacı var. Yani bunu bir küresel gücü ve bölgesel güçleri, İran gibi, işte Suriye gibi, Irak gibi, o güçleri yanına alarak, Lübnan gibi, o güçleri yanına alarak yapabilir. Sanırım bu yapılmaya çalışılıyor diye değerlendiriyorum en azından. Anladım. Peki Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, genişçe bir heyetle ki hükümetten de birilerinin olacağı ya da hükümet kanadından da birilerinin olacağı genişçe bir heyetle Eylül'ün 10'unda Suriye'yi ziyaret edecek. Buradan durumun biraz daha netleşmesi, biraz daha Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin seviyesinin yükselmesi bakımından bir netice bekliyor musunuz? Bu geziyi nasıl karşılıyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim, yani bu gezi ya da bu ziyaretin önemli olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle de 10 Eylül, 11 Eylül'de biliyorsunuz Türkiye'de toplantı var, işte bu Astana üçlüsünün toplantısı var. Hemen arkasından da büyük ihtimalle dörtlü toplanacak. Fransa, Almanya, Türkiye, Rusya yine bu konularla ilgili olarak. Ben önemli görüyorum çünkü gerçekten Türkiye ile artık Suriye'nin işbirliği yapması lazım. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye-Suriye işbirliği elzem haline geldi. Çünkü Suriye parçalanmak üzere. Yani biraz evvel söyledim, Suriye 3 veya 4 parçaya ayrılmak üzere. Bunun anayasası da yavaş yavaş hazırlanıyor. Ama Türkiye'nin mutlaka Suriye ile birlikte olması, yani Suriye ile işbirliği yapması gerekiyor. Niye bunu söylüyoruz? Bir, merkezi hükümetin güçlü olması gerekiyor. Yani zayıf tutulması gerekiyor. Yoksa Irak gibi olabilir. Yani Irak gibi hemen Irak'ın zayıf anında Irak'a Amerikalılar kabul ettikleri anayasayla federasyon kurdular. O federasyon bakın şu anda yürümüyor. Yani bir sürü sorunlar var federasyonla ilgili. Birincisi bu. İkincisi bölgede Şam'ın şimdi o Kürt aşiretlerle ve Kürtlerle Şam'ın ilişkisi var. Çok önemli bir ilişkisi var. Onlar üzerindeki en önemli etkili aktör Amerika, ikinci etkili aktör Şam, üçüncü etkili aktör de Rusya. Bu bakımdan da önemli. Yani o Kürtleri şeyin yanına, merkezi hükümet yanına çekmek açısından da çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Ve iki ülkenin yakınlaşması var. Mutlaka bir şey çıkacaktır, bir mesaj çıkar. Zaten bu işler böyle başlıyor. Yani bu iş adamları, ondan sonra siyasetçiler, işte diğer şeyler, bilim adamlarıyla birlikte gidilecek herhalde. Oradan bir şey çıkması lazım. Çünkü Suriye'nin yeni baştan yapılanması gerekiyor. Bunun içinde Türkiye'ye ihtiyaçları var. Ben bir sonuç çıkabileceğini en azından tarafların adım atacağı bir sahanın açılacağını. Mesela bunlardan bir tanesi sığınmacılarla ilgili. Türkiye'deki sığınmacıların durumu var. Bunların dönmesi var. Suriye'ye, kendi topraklarına. Onların çıkardığı bir yasa var. Şu kadar zaman gelmezlerse devlet topraklarına el koyacak, evlerine el koyacak falan diye mallarının mülklerine. Bunlar konuşulabilir. Mesela Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar var, silahlı muhalif gruplar.
onların hakları garanti altına ve onlarla ilgili af çıkartılabilir falan. Bütün bunlar yapılabilir diye değerlendiriyorum. Bu konularda adım atılabileceğini değerlendiriyorum bu geziden sonra. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay eski istihbarat başkanı, ilginç şeyler söyledi. Biz ne yapalım Deniz, ne kadar vaktimiz var? Bana bir söyleyiver. Ha iyi, tamam. Şu şeyden kafama takılan bir iki konu var. Belediye başkanlarının görevden alınması konusunda. Selvi diyor ki, Selvi... Sen Yavuz Donat'ı mı okuyayım istiyorsun? İşte editör dediğin, yönetmen dediğin böyle olacak. Hayır kardeşim, Selvi'yi değil, önce Yavuz Donat'ı oku diyor bana. Tamam, okuyayım. İki köşe yazısı var, onları okumak istiyordum. Deniz'in ya da Emel'in tercihi Yavuz Donat'ın yazısı olmuş. Şöyle bir bakalım Yavuz Donat ne demiş. Hangi kameraya bakayım? En acemice sorudur değil mi stüdyolara? Hangi kameraya bakayım? Şöyle diyor Yavuz Donat. Görevden alındılar, yerlerine kayyum atandı. Elbette tepki gösterenler, seçimle gelen ancak seçimle gider diyenler olacaktır. Ancak tepkilerin haklılık kazanması için İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma gerekçelerinde bunlar asılsız iddialar yanlış demek lazımdır. Evet, evrensel kural seçimle gelen seçimle gider, demokrasi budur, ama hiçbir demokrasi kimseye teröre destek olmak, demokrasiye kurşun sıkmak özgürlüğünü vermez. İşte budur. Net olarak bu. Durum bu. Ziya Türk, 30 yıllık gazeteci, internet medyasında yazıyor, Van Postası. Yazıları Van medyasında yayınlanıyor, kayyum atamaları üzerine konuştuk, dedi ki seçilmek demokratik bir hak, bu hakkı onlara mevcut hukuk sistemi veriyor, ama seçilenin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmaması gerekiyor. Van Sesi gazetesi, manşet kayyum ataması. Burada şeyler, küpürlerini de vermiş. Manşetin ayağındaki fotoğraflı haber, kayyum kararına destek. Destek verenler Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri. Dernek Başkanı Ayhan Kahraman kayyum atamalarını destekliyor. Abdülvahap Şipi adlı şehit çocuğu, kayyum ataması işten çıkarılan şehit çocukları için umut ışığı oldu diyor. Üç kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar kayyum atadığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyor. Yerel medyadan Baki Karaca, Van TV'nin yöneticisiydi. Şimdi kendi internet sitesi var, Van Siyaseti. Onun yazıları da Van medyasında yayınlanıyor. Abdülbaki Karaca'nın 15 Haziran 2019'daki yazısının başlığı, "Kafayı kuma gömenler beri gelsin." Karaca'nın yazısından kısa bir alıntı. Devleti, kurumlarını, güvenlik birimlerini, siyasi iktidarı eleştirenler, sözüm ona insan hakları savunucuları, STK'lar, haydi gözünüzü seveyim, çıkın meydana. İşçileri katleden PKK'ya da bir çift söz söyleyin. Ve sosyal medya, Twitter kahramanları, sizleri de görelim. Seçim yapıldı ve belediyeyi AKP aldı. Van'a 50 kilometre mesafedeki 160 bin nüfuslu Tuşba ilçesi. Van Postası gazetesi, Ziya Türk'ün haberi, 8 Temmuz 2019. Haberin başlığı, HDP'li Ayşe Minnaz, Van Tuşba Belediye Meclisi çalışmalarına hakaretleriyle engel oluyor. Haberde HDP'li belediye meclis üyesi Ayşe Minnaz'ın belediye başkanı Salih Akman'a yaptığı hakaretler de yer alıyor. Size başkan dahi demeyeceğiz, Salih Efendi diye hitap edeceğiz. Çünkü sizler, yani AKP'li belediye başkanları, bu halkın başkanları değilsiniz. Devam ediyor Yavuz Donat, şöyle diyor. Tuşba belediye başkanı AKP'li Salih Akman eski öğretmen. Tuşba'nın HDP'li belediye meclis üyesi Ayşe Minnaz da onun eski öğrencisi. 1 Temmuz 2019 Belediye Meclisi toplantısı, kaynak Van Postası. Salih Akman diyor ki, ben de hak, hukuk, adalet, saygı var. Sen benim öğrencimsin. Bu kadar saygısızlık yapamazsın. Ayşe Minnaz diyor ki, Salih Efendi, burası askeriye değil. Vay be. Benim hocalarımdan herhangi birine böyle, mesela Metin Kaya Sever, ilkokul öğretmenim. Bir yerde karşılaşacağız da, ben ona Metin Efendi diyeceğim. Dilim kopsun ya. Diyemem, biz böyle bir terbiye almadık. Hocana, öğretmenine nasıl Salih Efendi dersin ya? Ama tabii örgüt,
Emir Demir'i kesiyor. Salih Akman diyor ki Salih Efendi değil, biraz terbiyeli ol. Ayşe Minnaz diyor ki siz terbiyeli değilsiniz, yaşından başından utan, terbiyesiz. Öğretmen ne diyor bunu ya? Bak şimdi hayret içinde kaldım ha. Salih Akman terbiyesiz, ahlaksız diyor. Ayşe Minnaz ahlaksız da sensin, terbiyesiz de sensin. Kim oluyorsun sen? Haddini bil. Salih Akman seni atarım şimdi. Ayşe Minnaz sus, sen halt etmişsin. Kim oluyorsun işgalci? Sen haddini bil. Beni atamazsın. Kim oluyorsun? Bakar mısın ya? Bir ilçe belediye başkanıyla belediye meclis üyesi. Van Siyaseti gazetesi Abdülbaki Karaca yazıyor 7 Nisan 2019. HDP kazandı, Van kaybetti. Yazar neden Van'ın kaybettiğini de yazıyor. Diyor ki daha önceki HDP belediyeleri bu sözü yazmam için bize yeterli derecede ışık tutuyor. Hizmetsizlik, ayrımcılık, ırkçılık, adam kayırmalar, yolsuzluklar, paraların hizmete değil başka yerlere harcanması, haraç almalar, tehdit, şantaj, psikolojik baskı, başkalaştırma gibi birçok konu sıralayabiliriz. Yani HDP'lilerin Van gibi bir dertlerinin olmadığını hala anlamadınız mı demiş Yavuz Donat. E peki niye bunlara oy verdiler? Hı? Madem biliyor bunlar, niye oy verdiler? E bakalım Abdülkadir Selvi belki bunun cevabını verebilir. Kayyum kararının altında ne var diye bir yazı yazmış. Şöyle diyor. İçişleri Bakanlığı'nın HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nı görevden alıp yerine kayyum ataması demokrasi standartlarımızla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ama sürpriz oldu mu derseniz kimseye sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten seçim kampanyasında seçilseler de görev yapıp yapamayacaklarının belli olmadığını belirterek sinyali vermişti. Kayyum kararı üzerine görüştüğüm bir yetkili İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle karar gecikti dedi. Belli ki İçişleri Bakanlığı'nda hazırlık daha önceden yapılmış. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınma gerekçelerine baktığımızda haklarındaki terör soruşturmalarının bir kısmı belediye başkanı olmadan önceki dönemi de kapsıyor. Aralarında 2015 yılına kadar uzananlar var. Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında eylem hazırlığındaki 3 teröristi belediyeye ait araçla taşıma iddiası gibi yeni olanlar da var. Tabi akla ilk gelen madem belediye başkanlığından alınacak kadar terör suçlularıydı, bunların seçimlere girmesine niye izin verildi sorusu oluyor. Hadi şeytanın avukatlığını yapayım. Tam aksine bunların görevden alınacak kadar suçları olduğu biliniyordu. O nedenle ses çıkarılmadı. Bugünler için hazırlık mı yapıldı? Bu anlamda devlet pusuya mı yattı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz dedi. Kayyum kararı üzerine Bakan Soylu'yu arayarak tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararın yerinde olduğunu belirterek Bakan Soylu'ya ve hükümete desteğinin tam olduğunu söyledi. Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda çok başarılı bir İçişleri Bakanı. Soylu aynı zamanda kabinede çifte desteğe sahip ender isimlerden. Bakanlar Kurulu'nun kuruluşu aşamasında Devlet Bahçeli'nin de bakan olmasını istediğini söylemişti. Bir diğer bakan ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahçeli'nin Akar bakan olması aşamasında bir katkısından söz edilmedi ama kabinede yer almasından memnun olduğundan kuşku yok. Neyse şimdi orayı geçelim. Kayyum iddiası bölümüne biraz yukarıya. Biraz yukarıya Deniz. Hadi şekerim. Evet. Kayyum kararı için çok şey söylenecek ama ben kulağıma gelen öncelikle 3 büyükşehir belediyesinin Kandil'in kontrolüne girdiği yönünde. Bir yetkili daha adam göndermeye başladılar dedi. E daha yeni seçildiler ya. Hemen mi başladılar? Hemen başlamışlar abi. Hemen. Belediyeler HDP'nin yerelde iktidar alanı. Adamlarını yerleştiriyorlar, ihaleler yapıyorlar. Bunun anlaşılabilir tarafı var. Ama belediye ile terör ilişkisi kabul edilemez. Belediyenin görevi Kandil'e adam göndermek değildir. Bir dönem PKK'nın yollara yerleştirdiği patlayıcıların belediye araçları tarafından kazılan çukurlara konulduğu, belli olmaması için üstünün yine belediye tarafından asfaltlandığı tespit edilmişti. Bunu hiçbir demokrasi kabul etmez. New York Belediyesi tarafından El-Kaide'ye eleman temin edildiği ya yola patlayıcı yerleştirmesine destek verdiği düşünülebilir mi? Seçilmişlerin terör ve şiddetle işi olmaz. Benim en büyük kırmızı çizgim budur. Kayyum işi bir tahterevalliye dönüştü. Halk HDP'yi seçiyor, iktidar onları alıyor. Yerine kayyum atıyor, tekrar seçime gidiyor. Halk yeniden HDP'yi seçiyor, iktidar tekrar kayyum atıyor. Bu kısır döngü devam edip gidiyor. Aslında bu demokrasimizin içine düşürüldüğü çıkmazı gösteriyor.
Seçimlerden önceydi. Diyarbakırlı bir kanaat önderiyle konuşuyorduk. Kayyum döneminde şehre yapılan hizmetleri anlatıyordu. AKP'de kayyumu belediye başkanı adayı olarak göstermişti. E o zaman seçimi AKP mi alır dedim. Yok dedi. Seçimi HDP alır. Bu değilmiş ha. Seçimi HDP alır. Sebebini sordum. Halk nasıl olsa yine kayyum atanır. Kayyum hizmet yapar. Biz HDP'yi seçelim ki hem kimlik beyanında bulunmuş oluruz hem de kayyum gelir hizmet almaya devam ederiz diye düşünüyor demişti. Durum tam da budur. Vallahi bizim millet uyanık be. Vallahi uyanık ha. Kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyeleri seçimden önce zaten kayyumlar tarafından yönetiliyordu. Kayyumlar önemli hizmetler götürdüler. Peki seçime gidildiğinde ne oldu? Diyarbakır'da 62-9 ile Van'da 53-8 ile Mardin'de 56-2 ile HDP kazandı. Devlet kayyum atıyor da ne oluyor? Halk yine HDP'yi seçiyor. Seçimle gelenler kayyumla, kayyumla gelenler seçimle gidiyor demiş. Abicim bu işte bu kadar kısır döngüye, bu kadar çekişmeye, çelişmeye, böyle tartışmalara gerek yok ki. Böyle bir partinin demokraside yeri var mıdır, yok mudur? Yoktur. Anayasamıza göre var mıdır? Yoktur. Yasalarımıza göre var mıdır? Yoktur. E kapatacaksın kardeşim. Yoksa böyle saçma sapan işlerle uğraşırsın. Ha neresi saçma sapan? Görevden alma saçma sapan değil. Ya ama halk biraz da örgütten çekindiği için HDP'yi seçiyor. Çekeceksin. Elinde silah bulunan adamı ya da elinde silah bulunan adamın yanında duran adamı demokrasiden çekeceksin. Başka çaresi yok. Böyle demokrasi olmaz. Bittik mi? Bittik galiba değil mi? Heh, bugünlük bu kadar. Tamam yarını var bugün bittiyse. Yarın buradayız. Yarın saat 10'da yine buradayız efendim. Yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama. Sadece yarın saat 10'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Hey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.